أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والجنة للمؤمنين فالنار للمشركين والمعاندين والمنافقين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وَتُمَتَّعَهُ ف۪يهَا طَب۪يلًا İbadet ve itaatlerimizin kabul olmasına, akıbetlerimizin hayırlı olmasına, Kur'an Resulullah, Ehl-i Beyt Resulullah'ın şefaatlerine nail olabilmemize bir hal-i selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed ve tilkâle. Evet arkadaşlar, dersimizden, sohbetimizden önce Ehl-i Beyt imamlarından bir tane hadis söyleyip ondan sonra derse, sohbete başlıyorum. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyuruyor ki: "İza aratte en te'leme enne fike hayran fenzur ila kalbik." Eğer sende hayır olduğunu bilmek istiyor isen kalbine bak. Sende bir hayır, iyi bir insan, güzel bir insan, hayırlı bir insan olduğunu bilmek istiyor isen kalbine bak. Her insan der ben iyiyim. Kimse kötü olduğunu söylemez. Kimse kötü olduğunu kabul etmez. Bir insanın iyi bir insan mı, kötü insan mı olduğunu bilmesinin yolu nedir? İmam buyuruyor ki: "Fenzur ila kalbik." Kalbine bak. "Fe in kana yuhibbu ahla taatillah ve yubghizu ahla ma'siyatihi fe fike hayrun vallahu yuhibbuk." Eğer sen Allah'a kulluk edenleri seviyor isen, Allah'a karşı günah işleyenlerden, günahkarlardan nefret ediyor isen, sende hayır vardır ve Allah seni sevmektedir. Arkadaşlar dikkat ettik mi? Bakın, Allah'a kulluk yapanları seviyorsan, Allah'a kulluk, Allah'a karşı günah işleyen, günah yapan, günahkarlardan nefret ediyor isen, sende hayır var. Allah seni seviyor. Şimdi kendimizi bir değerlendirelim. Zamanın Ebu Zerleri bir şeyler diyor. Zamanın Salmanları, işte her zamanda Ebu Zerler var. Her zamanda Salmanlar var. Her zamanda Ali var. Aliler yoktur. Her zamanda Ali var bir tane. O da İmam Mehdi Aleyhisselam'dır. Ama her zamanda Salmanlar var, Ebu Zerler var, Miktatlar var, Ammarlar var, Ehl-i Beyt'in yarenleri var. 1400 sene önce yarenleri olduğu gibi bugün de sizler gibi Ehl-i Beyt'e gönül veren yarenler var. Şimdi bunlardan bir tanesi bir şey diyor: "Alnı secdeye gitmeyen, kıble tanımayan, Allah bilmeyen, Kur'an bilmeyen, Ehl-i Beyt bilmeyen, o da başka bir şey." diyor. Burada sen neyi tercih etmelisin? İman sana neyi emrediyor? Hak sana neyi emrediyor? Hak diyor ki Ebu Zerlerin yanında ol, onları tasdik et. Ammarların yanında ol. Eğer böyle olursan, onları seversen, günahkarlardan nefret eder isen, sende hayır vardır, Allah seni seviyordur. Ve in kana yubghizu ahla taatillah ve yuhibbu ahla ma'siyatihi feleysa fike hayr. Eğer sen
Allah'a kulluk yapanlardan nefret ediyor isen ve günahkarları seviyor isen sende hayır yoktur ve Allah senin sevmemektedir. Sende hayır yoktur. Allah seni sevmemektedir. Neden? وَالْمَرْءُ مَا اَمَنَ حَبَّ Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah bizleri sevdiğimiz 14 masumu pak ile haşretsin inşallah. Amin. Evet, bu akşamın dersinin konusu arkadaşlar. İslam dinine göre Peygamberimizin kriterlerine, usullerine, sünnetine göre Peygamber Efendimiz namazda namazını eda ederken, kılarken ellerini bağlayarak mı namaz kıldı, ellerini açarak mı namaz kıldı? Bu akşamın konusu bu. Bu konuya belgelerle, kaynaklarla değinmeden önce bir basamak arz edelim. Arkadaşlar Peygamberimiz Müslümanların içerisinde kaç yıl peygamberlik yaptı? 23 yıl. Sadece bu 23 yılı değerlendirdiğimiz zaman 23 yıl Peygamberimiz insanların içinde namaz kıldı mı kılmadı mı? Kıldı. Yeri geldi çölde namaz kıldı. Yeri geldi Mekke'nin etrafında, Beytullah'ın kenarında namaz kıldı ve Peygamber Efendimiz yıllarca cemaat namazı kıldırdı ümmete. Ashaba yıllarca cemaat namazı kıldırdı. Cemaat namazında veya ferdi namazda fark etmiyor. Elleri bağlamak veya elleri açmak gizli bir fiil midir? Gizli bir hareket midir? Yoksa gözüken bir hareket midir? Mesela Peygamber Efendimiz secdede gözlerini açıyor mu idi, kapatıyor mu idi? Bu gözükmeyen bir hareket. Peygamber Efendimizin kendisi söylemediği müddetçe kim nereden bilecek Peygamberimiz secdede gözlerini açık mı bırakıyordu, kapalı mı tutuyordu? Kendisi söylemediği müddetçe kimse bunu bilemez. Ancak namazda el bağlamak Peygamber Efendimizin diliyle söylemesine gerek yok. Çünkü açık bir hareket. Görülen bir hareket. Görülen bir hareket olduğundan dolayı Peygamberimizin efendim namazın şekli budur. Eli açık veya eli kapalıdır söylemesine gerek var mı? Yok. Gerek yok. Çünkü Müslümanlar görüyor Peygamberimizin nasıl namaz kıldığını ve Peygamber Efendimiz genel bir emir buyurmuş. Genel bir emir buyurmuş. Nedir? Sallu, kılın namazınızı. Kema ra'aytumuni usalli. Beni namazda nasıl görüyor iseniz, benim nasıl namaz kıldığımı görüyor iseniz, sallu, siz de o şekilde namaz kılın. Genel bir emir vermiş zaten Peygamberimiz. Dolayısıyla Peygamberimizin teker teker namazda efendim, eli şöyle tutun, dizi şöyle yapın, ayağı böyle yapın demesine gerek yok. Genel bir hüküm vermiş. Beni namazda nasıl görüyor iseniz siz de namazınızı o şekilde kılın. Peygamber Efendimiz 23 sene Müslümanların içinde namaz kıldı ve kıldırdı. Ve el bağlama veya el açma hareketi insanların rahatlıkla gözleriyle gördüğü bir fiil olmasına rağmen Müslüman fırkalar arasında, mezhepler arasında bu konuda çelişkiler vardır. Çelişkiler Peygamberimizden mi kaynaklanıyor, şeriatten mi kaynaklanıyor yoksa fetvalardan mı? Peygamberimizden kaynaklanması mümkün değil. Şeriattan kaynaklanması mümkün değil. Çelişkiler fetvalardan kaynaklanıyor. Neden fetvalardan? Çünkü Peygamber Efendimizin nasıl namaz kıldığına dair farklı farklı rivayetler nakledilmiş. Biri demiş ki ben peygamberi gördüm bu şekilde namaz kılıyordu. Ötekisi demiş ki hayır bu şekilde namaz kılıyordu. Farklı farklı rivayetler bu konuda nakledildiği için mezhep imamları da o rivayetlere göre fetvalar vermişlerdir. Ve bu fetvalar Müslümanların arasına ne olarak girmiştir?
farklılıkları Müslümanların arasına bu şekilde sokmuştur bu fetvalar, içtihatlar. Diyoruz ki peki Peygamber Efendimizin 23 yıl nasıl namaz kıldığını gören insanlar niye farklı farklı şeyler anlattılar? Neden farklı farklı şeyler anlattılar? Farklı farklı şeylerin anlatılmasının sebebi ehli sünnet yani halifeler tarafında, bakın bu burada yok şu anda, Gerçeğe Giden Yol kitabında yazmışım, halifeler tarafında hadisler hicri 100. seneye kadar yasaklandı. Hadis anlatımı yasaklandı, hadis yazımı yasaklandı. Sadece bir bölüm, bir grup hadislere serbestlik getirilmişti ama bazı konularda özellikle hadis yazmak ve anlatmak yasaktı. Hicri 100. seneden sonra Abdülaziz oğlu Ömer tarafından bu yasak kaldırıldı. Yani bir hükümet, bir devlet başkanı bu yasağı getiriyor. 90 sene sonra başka bir devlet başkanı bu yasağı kaldırıyor. Şimdi 90 sene sonra yasak kalktığı zaman hayatta kim var? Sahabeler var mı? Yok. Sahabeler hayatta değil. Yani bu yasak bırakıldığı zaman 5 yaşında olan bir sahabe, bir çocuğu düşün ki Peygamberimiz dünyadayken 5 yaşında idi. Bu yasak kalktığı zaman bu sahabe 95 yaşındaydı. 5 yaşında bu çocuk ne öğrenebilir ki 95 yaşında da onu insanlara anlatsın, desin Peygamber bu şekilde yaptı. Dolayısıyla bu yasak kalktıktan sonra hadisleri kimler nakletmeye başladılar? Tabi'in, sahabeyi gören insanlar. Tabi'in ki Peygamberimizi görmemişler, sahabeyi gören insanlar. Biri dedi ki ben falan sahabeden duydum ki Peygamberimiz böyle namaz kılıyormuş. Otekisi dedi ki ben de falan sahabeden duydum Peygamberimiz, hayır efendim şöyle namaz kılıyormuş. Bu farklı farklı nakillerden dolayı İslam'ın birçok ibadetinde çelişkili, birbirine aykırı rivayetler nakledildiği gibi el bağlama, el açma konusunda da çelişkili rivayetler nakledilmiştir. Ve bu çelişkili rivayetlerden dolayı farklı farklı fetvalar verilmiştir. Peki fetvalar nedir? Bu konuda 3 tane ayrı görüş var. 3 tane mezhepler arasında 3 tane ayrı görüş var. 1. El bağlamanın sünnet olduğunu savunanlar. El bağlamanın sünnet, vacip değil. Farz değil, sünnet. El bağlama sünnettir diyenler 3 tane mezheptir. Şafii, Hanefi, Hanbeli. Bunlar diyorlar ki namazda elleri bağlamak sünnettir. Farz demiyorlar, dikkat edin. Maliki de bu 4'ten biridir değil mi? Bu da diyor ki namazda elleri açmak sünnettir. Etti 2 görüş. Ehl-i Beyt mektebi namazda elleri açmak vaciptir. Eli açık namaz kılmak vaciptir. Eli bağlı namaz kılmak namazı batıl eder. Vacibi terk etmek nedir? Vacibi terk etmek ibadetin bozulmasına sebeptir. Ehl-i Beyt imamları buyuruyor ki namazda eli açık namaz kılmak vaciptir. Bu vacibi terk edenin ibadeti batıldır. 3 tane ayrı görüş var mı? 3 tane ayrı uygulama var mı? Ehl-i sünnetin 4 mezhebinden 3 tanesi diyor eli bağlı kılmak sünnettir. Malikiler diyor eli açık kılmak sünnettir. Ehl-i Beyt diyor eli açık kılmak vaciptir. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz 23 sene Müslümanların arasında namaz kılmasına rağmen bir el bağlama veya el açma yani el hareketinde neden 3 tane ayrı uygulama ve 3 tane ayrı görüş bu Müslümanların içerisine girmiş? Neden? Bu nedenin sebebi peygamber olamaz. Bu nedenin sebebi şeriat olamaz, din olamaz. Bu nedenin sebebi az önce arz ettiğim nakil ve rivayetlerdir. Falan ravi demiş ki ben falan sahabeden duydum, böyle söyledi.
Oteki de demiş ki ben de falan sahabeden duydum. Böyle söyledi. Ve mezhep müçtehitleri, işte Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki, bu müçtehitler itimat ettikleri rivayetlere göre fetva vermişlerdir. Mesela Maliki el bağlama rivayetlerine itimat etmemiştir. Maliki bin Enes el bağlama rivayetlerine itimat etmediği için demiştir ki namazda elleri açmak sünnettir. Şafii, Hanefi, Hanbeli el açma rivayetlerine itimat etmemiştir. Demişlerdir ki namazda elleri bağlamak sünnettir. Ehl-i Beyt imamları ise ikisine de itimat etmemiştir. Ne el açmak sünnettir, ne eli bağlamak sünnettir. Ehl-i Beyt imamları da buyurmuş ki namazda elleri açmak vaciptir. Şimdi arkadaşlar, namazda ellerin bağlanmasında arz ettiğimiz ihtilaf bu üç konudan ibaret. Kaynaklara indiğimiz zaman bunun biz Peygamber Efendimiz namazda ellerini açıyor muydu, bağlıyor muydu? Açıyordu ise bunu vacip olarak mı açıyordu, sünnet olarak mı açıyordu? Peygamber Efendimiz bağlıyor, eğer bağlıyordu ise bunu vacip olarak mı bağlıyordu, vacip sünnet olarak mı bağlıyordu? Kaynaklar bu konuda bizlere ne söylüyor? Bu konuda bizlere ne söylüyor? Altını çizerek arz ediyorum. Bugüne kadar ehli sünnet ile ehli beyt mektebi arasında bütün ihtilafları biz ehli sünnetin kendi kaynaklarından ispat ettik. Kendi kaynaklarından. Her konuda ehli sünnetin kendi kaynaklarından ispat ettiğimiz gibi bu konuyu da masaya ehli sünnetin kendi kaynaklarından inşallah değerlendireceğiz. Bir Ali Selavat buyurun önce. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Buhari, Sahih-i Buhari orijinalidir Arapçası. Bakınız. Ehl-i Sünnet'in Kur'an'dan sonra birinci derecede olan şeriat kaynağı Kur'an'dan sonra. Buhari'nin birinci cildinin 188. sayfasında diyor ki Haddesana Abdullah İbni Mesleme En Malik En Ebi Hazim En Sehl Sehl İbni Sa'd Kale Kâne nâsu yu'merûne أن يزع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة Buhari bunu söylüyor. Dikkat edin. İnsanlara namazda sağ ellerini sol dirseklerinin üzerine bırakmaları emrolunuyordu. Yumerun emrolunuyordu. Bu tür hadislere ilmi hadiste sahih gözüyle bakılmaz. Neden? Hadiste meçhul vardır. Meçhul. Meçhul vardır sözünün anlamı nedir? Hadiste fail zikredilmiyor. Kim emretmiş bu söylenmiyor. Kimin emrettiği? Peygamberimiz mi emretmiş? Bu söylenmiyor. Diyor ki insanlara emrolunuyordu. Emrolunuyordu. Kimler emrediyordu? Bu söylenmiyor. Kimler emrettiği hadiste söylenmediği için bunu el bağlamaya delil olarak gösteremeyiz. Bu Buhari. Sahih-i Müslim. Teker teker inceleyip geçeceğiz. Bakın Sahih-i Müslim. Kaçıncı cilt? Birinci cilt sayfa 382. Arapça metni bakın orijinali. Arapça metni. Orijinal. Diyor ki dipnot bölümünde. Evet. İkinci bölüm. Evet. Summa tahafe bi savbihi. Peygamber namazda ellerini vasaf ellerini kebbere tekbir getirip kulak hizasına getiriyordu.
ثُمَّ بَزَعَ bakın رَفَعَ يَدَيْهِ هِينَ دَخَلَ فِي السَّلَاتِ كَبَّرَ ثُمَّ تَهَوَ بِصَوْبِهِ ve daha sonra elbisesine bürünüyordu. Elbisesine bürünüyordu. Elbisesine bürünürken وَزَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى sağ elini sol elini üzerine bırakıyordu. Müslüm'deki rivayet. Ey açıklama yapıyor şimdi. Ey cema'a etrafe savbihi fekata satrahu ve yedey bakın elbisesinin etrafını kenarlarını topluyordu. Elbisesinin kenarlarını topluyordu ve onları göğsünün ön tarafında birleştiriyordu. Yani aba, Araplar aba giyiyor. Şu şekilde getirip topluyordu diyor. وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَا عَلَى اَنْ وَزَعَ الْيَم۪ينَ عَلَى الشِّمَالِ ve alimler alimler namazda elleri bağlamanın vacip olmadığında ittifak ettiler. اَنْ وَزَعَ الْيَم۪ينَ عَلَى الشِّمَالِ vukufen felamma arada en yeşude secede beyne keffihi ve kad ittefekul ulema ala en vaza'al yemin evet leyse bi vacib vacib olmadığında ittifak ettiler. Yani ehli sünnet imamlarından kimse namazda el bağlamak vaciptir dememiş. Diyor alimler ittifak ettiler. Leyse bi vacib. Summa zehebe şafiiyye والحنفية والحنابلة إلى أنه سنة. Şafii, Hanefi, Hanbeli demiştir ki el bağlamak sünnettir. أما المالكية فبعضهم استحبه وبعضهم استحب الإرسال وكرهه. Diyor Malikilerden de bazıları el bağlamaya dair sünnet gözüyle bakmışlar. Bazıları el açmaya dair sünnet gözüyle bakmışlar. Müslüm'deki rivayet kısaca bundan ibaret. Buhari'nin tercümesi Türkçedir bu. Ebvab-ı Sıfat-ı Salat babında sayfa 817'de. 2. cilt sayfa 817. Diyor ki peygamberin sahabilerinden bir takım zevat ile beraber otururken peygamberin namazını konuştuk. Ebu Hümeyd Said'i şöyle dedi. Bu rivayete iyi dikkat edin. Bakın bunu Buhari yazıyor. Ebu Hümeyd şöyle dedi. Resulullah'ın namazını en iyi belleyeniniz ben idim. Ben onu görürdüm ki iftitah tekbirini aldığında ellerini omuz hizasına getirir. Sonra Kur'an'dan bir miktar okurdu. Rükûya vardığında elleriyle dizlerini tutardı. Sonra belini büker, başını kaldırdığında kemiklerinden her biri yerli yerine gelinceye kadar doğrulur. Secde ettiğinde kollarını yere yaymaksızın ve birbirine yanaştırmaksızın koyup ayaklarının parmaklarını, cümlelere iyi dikkat edin, ayaklarının parmaklarını kıbleye karşı getirir. İlk iki rekat başında teşehhüd için oturduğunda sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını diker. Son rekatta oturduğunda ise sol ayağını ileri atıp ve diğerini dikip makedesi üstüne oturur idi. Elleys ibn-i Sa'da, Sa'd da Yezid ibn-i Ebi Habib'den, Yezid ise Muhammed ibn-i Halhal'dan, İbn-i Halhal ise İbn-i Ata'dan işitmiştir.
Ebu Abdullah İbni Mübarek Yahya İbni Eyyub'dan söyledi. O şöyle demiştir. Bana Ebi Habib tahsis etti. Ona da Muhammed İbni Amr kullu fakahirin her sırt kemiği şeklinde tahdis etmiştir. Bu haldeki bu rivayeti eğer iyice dinlediyseniz, burada ayağın küçük parmaklarından söz ediyor mu? Ayak parmakları. Peki ayak parmakları mı küçük, büyük bir harekettir vücutta? Eli bağlamak veya açmak mı büyük bir harekettir? El bağlamaktan burada söz ediyor mu? Diyor mu peygamber sağ elini sol elin üzerine bıraktı? Bakın size şunu arz edeyim. Doğal olan bir şeyin sebebi sorulmaz. Doğal olan, tabii olan, normal olan bir şeyin sebebi sorulmaz. Bir insanın ayakta, elleri yanında durduğu zaman bu o insanın doğal halidir. Demezler ki senin ellerin niye yanındadır? Bakın. Veya anlatırken demezler ki ya falancanın elleri yanındaydı. Bu onun doğal halidir. Ama bir insan doğal halin dışına çıkıyorsa, elini omuzuna koymuşsa veya elini şuraya böyle yapmışsa fark etmez. Elini böyle yapmışsa ne derler? Namazda şu hareketi yaptı. Nasıl baş parmağın ayak parmaklarından söz ediyorsa kalkıp rivayet etmesi lazım ki namazda sağ elini sol elin üzerine bıraktı. Çünkü doğal olmayan bir şey yapılıyor. Normal olmayan bir şey yapılıyor. İnsanın ayakta durup ellerini yanına sarkıtması bu normal bir şey. Normal olduğu için kalkıp onu artık dile getirmezler. Demezler ki efendim ellerini yanına sart. Ama onun dışında bir şey yapıldığı zaman onu söylemek icap ediyor. Ve bakıyoruz Buhari'de böyle bir icap yok. Böyle bir anlatım yok. Geçiyoruz Buhari'ye bakın. Bu nedir arkadaşlar, okuyabiliyor musunuz? İslam Yuhaz Kolejesi. Vehbe Zuhayli'nindir. Vehbe Zuhayli Buhari'deki rivayeti daha açık bir şekilde anlatmış. Bu 10 cilttir. 10 cilt. Ehl-i Sünnet 4 mezhebinin fıkhını yazar burada. 4 mezhebin fıkhı. Vehbe Zuhayli İslam Fıkhı Ansiklopedisi 1. cilt. Bakınız başlığa bakın. Peygamberin namaz kılma şekli. Dikkat edin. Peygamberin namaz kılma şekli. Diyor ki içlerinde Ebu Katade'nin de bulunduğu 10 kişilik bir sahabe meclisinde Ebu Muhammed Saidi'den işittim. Ebu Hümeyd şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın namaz kılma şeklini en iyi bileninizim. Sahabe neden? Allah'a yemin olsun ki sen onunla bizden çok beraber bulunmadın. Hazreti Peygamber ile sohbetin bizden daha eski değildir dediler. O bunu doğruladı. Sahabe o halde anlat da görelim dediler. Ebu Hümeyd şöyle dedi. Resulullah namaza kalktığı zaman ellerini omuz hizasına kadar kaldırır, tekbir alırdı. Tekbir. Kim buradaki söylenenleri icra edecek? Amel olarak. Seyit şurada dursana. Dur orada. Resulullah namaza kalktığı zaman ellerini omuz hizasına kadar kaldırır, tekbir alırdı. Aldı mı tekbiri? Dikkat edin. Sonra bütün kemikler normal duruma gelinceye kadar bekler. Normal durum. Sonra okumaya başlardı. Neyi okuyor? Fatiha'yı, sureyi. Sonra yine ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak tekbir alır. Sonra rükuya vararak avuçlarının içini dizlerinin üzerine koyardı. Sonra başını ne aşağıya ne de yukarıya kaldırmaksızın düzgün bir şekilde dururdu.
Daha sonra başını rüküden kaldırarak Semiallahu limen hamide der. Sonra mu'tedil bir vaziyette olarak ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Sonra Allahu Ekber derdi. Sonra yere inerek ellerini iki elinin arasını alnının sığacağı şekilde açar. Sonra başını kaldırırdı. Sonra el ayağını bükerek onun üzerine otururdu. Sonra sol ayağını bükerek onun üzerine otururdu. Secdeye vardığı zaman iki ayağının parmaklarını büküp kıbleye çevirerek secde eder. Sonra Allahu Ekber diyerek kalkar. Yine sol ayağını büker ve onun üzerine otururdu. Bu hareketi yaparken bütün kemikler, azalar yerine oturur. Rükun bulurdu. Sonra diğer rekatta aynı şeyleri yapardı. İkinci rekattan sonra ilk namaza başlarken yaptığı gibi iki ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak tekbir getirir. Sonra namazın diğer rekatlarında da aynı şeyleri yaparak namazını tamamlardı. Kendisinden sonra selam vereceği secdeye gittiği zaman ayağını geri çeker ve teverrük şeklinde sol ayağı sol oturağı üzerine otururdu. Sahabe Ebu Hümeyde doğru söyledin, Resulullah böyle namaz kılardı dediler. Allah'ınızı, kitabınızı, vicdanınızı bir koyun ortaya. Bırakın şu fetvaları bir kenara. Sadece bu hadise bakın. Ebu Hümeyd peygamberimizin nasıl namaz kıldığını 10 tane sahabeye anlatıyor. 10 sahabe karşı çıkmıyor. Diyor ki doğru söyledim peygamber böyle namaz kılardı. Peki ehli sünnet kaynağında nakledilen 10 tane sahabenin de onayladığı bu rivayette el bağlama diye bir şey var mı? Yok. Peki nereden çıktı bu el bağlama? Nereden çıktı? Bu ehli sünnet kaynağı. Yalan söylemiyoruz ki, iftira da atmıyoruz. Peygamber nasıl namaz kılmışsa her Müslümanın görevi peygamber gibi namaz kılmaktır. Falan mezhep imamı şu fetvayı verdi, falanca bu fetvayı verdi. Ya Hazreti Ali'den daha mı güzel namaz kılıyordu bunlar? Hazreti Ali'den daha mı güzel biliyordu peygamberin namazı nasıldı bunlar? Daha mı iyi biliyorlardı? Bakınız. Gelelim şimdi diğer kaynaklara. Kamera gösteriyor. Daha size birçok belge göstereceğim de. Bakın. Arkadaşlar. İyice bakın. Şimdi Buhari ve El Camius Sahih Malik İbn Enes Muvattasında bu konuda neyi nakletmişler? Aynen Türkçesini söylüyorum. Naklettiklerin Türkçesini. Abdullah İbn Mesleme Malik'ten, o da Ebu Hatim'den rivayet ettik ki Sehl ibn Sa'd şöyle dedi. İnsanlara sağ ellerini sol dirseklerinin üzerine koymaları emrediliyordu. Bakın emrediliyordu. Buraya bakın. Bu Ehl-i Sünnet kaynağında yazılan. Emrediliyordu. Şia kaynağına geçiyoruz. Acem esirler getirildiğinde Ömer'in karşısında ellerini birbirinin üzerine koymuştular. Acem esirler İran'dan getirilen esirler. Ellerini birbirinin üzerine koymuştular. Onlar da bunu etmelerinin, onlardan bunu etmelerinin nedeni sorulduğunda şahlarımız karşısında saygı ve tevazu için böyle ederdik dediler. Ömer bundan hoşlandı ve namazda Allah karşısında emretti. Arkadaşlar şu iki cümleye iyi dikkat edin. Okla göstermişim bakın. Şuradan buraya. Yukarıda Ehl-i Sünnet kaynağında ne var? Namazda insanlara emrolunuyordu. Kimin emrettiği yazılmıyor. Ehl-i Sünnet kaynağında diyor emrolunuyordu insanlara. Kimin emrettiği yazılmıyor. Şia kaynağında diyor ki Ömer emretti. Ömer emretti.
ve diyor ancak, Şia kaynağının sonuna kadar okuyayım, ancak namazda mecusilere benzemesinden gaflete, gaflette kaldı. Mecusilere benzemekten de gaflette kaldı. Cevahirul Kelam cilt 11 sayfa 19. Bakın. Şu Ömer'in meselesi Şia kaynağında. Veya Şia kaynağından başka bir. 3 tane hadis okuyayım. İmam Muhammed Bakır. İmam Muhammed Bakır. Dikkat edin. İmam Muhammed Bakır ki fazileti hakkında Ehl-i Sünnet kaynaklarında bir sürü hadis var. Namazlarına ihtimam göstererek teveccüh et. Ellerini namazda bağlama. Çünkü hiç şüphesiz mecusiler bu şekilde ellerini bağlardı. Vesail-i Şia cilt 4 sayfa 15. Hazreti Ali buyurdular ki Müslümanlar namazlarında ellerini bağlayarak Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kendilerini kafirlere yani mecusilere benzeterek durmasınlar. Nerede yazıyor bu rivayet? Vesail-i Şia cilt 14, cilt 4, sayfa 15. İmam Muhammed Bakır buyurdular. Namazını şevk ve huzur içinde kıl ve ellerini bağlama. Zira bu fiil tarzını mecusiler büyüklerine karşı yapmaktadırlar. Mecusiler büyüklerine karşı yapmaktadırlar. Vesail-i Şia cilt 4 sayfa namazı bozan sebepler babı 15. bab 1. hadis. Arkadaşlar bu saate kadar bu noktaya kadar ne karşımıza çıktı? Karşımıza çıkan şu. Bu konuda 3 tane ayrı fetva var. Ve bu konuda Ehl-i Sünnet kaynaklarında çelişkili, kapalı rivayetler var. Açık ve net olarak peygamber elini bağladı, namaz kıldı rivayeti inceleyeceğiz. Rivayeti sağlam bir şekilde yok. Sağlam bir şekilde yok. Namazda insanlara ellerini bağlamaları emrolunuyordu. Var ama kimin emrettiği yok. Ebu Hümeyd peygamberimizin namazının nasıl olduğunu bize anlatmış. 10 tane sahabeye orada el bağlamadan söz etmemiş. Bu saate kadar bunlar karşımıza çıktı. Şia kaynaklarında tamamen peygamberimizin Ehl-i Beyt peygamberin aksini söylemesi mümkün değil. El açık namaz kıldığı ve eli bağlı namazdan Ehl-i Beyt tarafından insanların men edildiği Şia kaynaklarından nakledilmiş. Okuyabiliyor musunuz? Ne yazıyor burada? Türkiye'de peynir ekmek gibi satılır bu eser. Ehl-i Sünnet'in hadis külliyatlarından İbn-i Şeybe'dir. Çok meşhurdur Musannef. İbn-i Ebi Şeybe'nindir. Bakın Musannef cilt 2. Diyor ki Hasan-ı Basri ile İbrahim Nehai namazda ellerini serbest bırakırlardı. Hasan-ı Basri ki Ehl-i Sünnet'te çok meşhurdur. Çok meşhur. Ehl-i Sünnet kabul eder, sever. Takdis eder, sayar onu. Hasan-ı Basri diyor el açık namaz kılıyordu. Sayfasını söyledim mi? Cilt 2 sayfa 395. Hadis numarası 3970. Hadis numarası 3971, 72, 73, 74. Hepsini tek tek söylüyorum. Amr İbni Dinar der ki İbn-i Zübeyr namazda ellerini serbest bırakırdı. İbn-i Zübeyr'i ki biliyorsunuz. Abdullah İbn-i Zübeyr. El açık namaz kılıyordu. İbn-i Avn'ın bildirdiğine göre İbn-i Sirin'e sol eliyle sağ elini tutan adamın durumu sorulunca bu sadece kan dolaşımını artırmak için yapılır karşılığını verdi. Dikkat ettiniz mi? İbn-i Sirin kimdir? Kimdir İbn-i Sirin? Hocam ben anlatabilir miyim? Ben anlatacağım müsaadenizle ki. İbn-i Sirin kimdir? İbn-i Sirin eli bağlı namazı kabul etmiyor. Diyor sadece kan dolaşımı için böyle yapılır. Bakın
İbn-i Sirin'e bakın. Meşhur hadis, fıkıh, tefsir alimi, rüya tabircisi, ismi Muhammed İbn-i Sirin, künyesi Ebu Bekir'dir. Babası Ashab-ı Kiram'dan Enes bin Malik'in azatlı kölesidir. Aslan Basrar olan İbn-i Sirin, Hicri 33, miladi 653 senesinde doğdu. Miladi 729, Hicri 110 senesinde vefat etti. Güzel terbiyeyle yetiştirilip büyütülen İbn-i Sirin, Ashab-ı Kiram'dan 30 kişiyle görüştü. Onların sohbetinde bulunarak, Ayşe, Enes bin Malik, Zeyd ibn Sabit, Ebu Hureyre, Abdullah bin Abbas, Ebu Said Kudri ve Ebu Derda gibi büyüklerden hadis-i şerif rivayet etti. Hadis ilminde imamlık 300 binden fazla hadis-i şerif ezbere bilen alim. 300 binden fazla hadis-i şerifi ezbere bilen alim derecesine yükseldi. Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri ile görüşüp sohbette bulundu. Ondan da Kufe'nin en büyük alimlerinden Şabi, Katade, Malik bin Dinar, Mukatil bin Süleyman hadis-i şerif rivayet etti. Tefsir ilminde Abdullah bin Abbas'ın talebelerinden olup, Abdullah bin Abbas Hazreti Ali'nin öğrencisi. Abdullah bin Abbas'ın talebelerinden olup müfessirlerin yani tefsir alimlerinin ikinci tabakasına mensuptur. Fıkıh ilminde de büyük iktidar sahibi olup müçtehid idi zamanındaki ve kendinden sonraki alimler onu methettiler. Bu ansiklopedideki İbn-i Sirin hakkındaki bilgidir. Bak ansiklopedi İbn-i Sirin'i bu şekilde anlatıyor. Ansiklopedinin burada birçok taassub ehli ilim adamının yaptığı gibi yaptığı bir cinayet vardır. Nedir? İbn-i Sirin İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebesiydi. Ama burada ondan söz etmiyor. Netice itibariyle İbn-i Sirin'in kim olduğunu kısaca gördük mü? Şimdi bakalım İbn-i Sirin ne yapıyordu? 300 binden fazla hadis ezberleye o makama gelen. Diyor ki, evet İbn-i Av'ın bildirdiğine göre İbn-i Sirin'e sol eliyle sağ elini tutan adamın durumu sorulunca bu sadece kan dolaşımını artırmak için yapılır karşılığını verdi. Said el-Musayyib'in namazda elini diğer eli üzerine koyduğunu görmedim. O namazda ellerini serbest bırakırdı. Kim? Said el-Musayyib. Said bin Cübeyr ile birlikte tavaf ediyordum. Said bir elini diğer eli üzerine koyarak namaz kılan bir adam gördü. Yani eli bağlı namaz kılan bir adam görmüş. Şu el üzerindeydi. Adamın, yani o şekilde anlatıyor ki, hangi elin hangi el üzerinde olduğunu bile anlatıyor. Diyor ki, adamın yanına gitti. Ellerini ayırdıktan sonra geri geldi. Yani o gün eli bağlı namaz kılanların var olduğunu Ehl-i Sünnet kaynağı bize söylüyor. Şimdi bunlar, bakın Peygamber Efendimiz gerçekten eli bağlı namaz kılmış olsa ve bunlar Peygamber o şekilde görmüş olsa eli açık namaz kılar mıydı? Demek ki Peygamber eli açık namaz kılıyordu. Ve hatta bazıları ellerini bağlayıp namaz kıldıkları için bunlar karşı çıkıyordu, gidiyordu namaz halinde bile onların elini açıyordu. Sayfa 394. Hadis numarası 3968. Leys'in bildirdiğine göre Mücahit sağ elin sol el üzerine konmasını mekruh görürdü. Yani iyi görmezdi. Ya avucunu ya da bileğini işaret ederdi. Bunun da üzerine gösterdi, şöyle derdi. Bunu ehli kitap yapar. Ehli kitap. 3969 numaralı hadis. Ebul Cevza talebelerine namaz kıldıklarında sağ ellerini sol ellerini üzerine koymalarını, sağ ellerini sol elleri üzerine koymalarını emrederdi. Dikkat ettiniz mi? Kimdir emreden? Ebul Cevza. Sayfa 392 hadis 3958. Hasan'ın bildirdiğine göre
Resulullah şöyle buyurmuştur. Sanki namazda sağ ellerini sol eller üzerine koyan Beni İsrail'in hahamlarına bakıyor gibiyim. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bunu İmam Hasan söylüyor. İbni Ebi Şeybe Musannef'inde bunu naklediyor. Diyor ki Hasan'ın bildirdiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sanki namazda sağ ellerini sol elleri üzerine koyan Beni İsrail'in hahamlarına bakıyor gibiyim. Yani hahamlar ibadette böyle yapardı. Peygamberimiz ki buyurur sanki görür gibiyim. Bu sözden anlaşılan nedir? Peygamberimizin zamanında elini bağlayıp namaz kılan yoktu. Peygamberimiz gelecek zamandan haber veriyor. Görür gibiyim diyor bu şekilde namaz kılan. Evet. Affan bize haber verdi. Yezid İbni İbrahim, Amr İbni Dinar'dan, Abdullah İbni Zübeyir'in namaz kıldığında ellerini aşağı bıraktığını rivayet etti. Musannef ikinci hadis. Ebu Bekir bize haber verdi. Hasan ve Mughire İbrahim'den onların ellerini aşağı bırakarak namaz kıldıklarını rivayet etti. Musannef birinci hadis. İbnel Musayyib'in namazda ellerini bağladığını görmüş değilim. O ellerini aşağı bırakarak namaz kılardı. Musannef dördüncü hadis. Abdullah bin İzar'dan bize haber verdi. Said bin Cübeyr'le tavaf ediyordum. Bir şahıs ellerini bağlayarak namaz kıldığını gördüm. Said bin Cübeyr ona yaklaşarak ellerini birbirinden araladı ve geri geldi. Musannef beşinci hadis. İbrahim Nehai'nin elleri açık namaz kıldığı rivayet edilir. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Göstereyim bir daha. Görün. Abdullah İbni Zübeyr ellerini sallayarak, açık tutarak namaz kılardı. Yine İbni Sirin sağ eli sol eli ile tutan İbni Sirin'den namazda sağ eli sol eli ile tutan ellerini bağlayan şahıs hakkında soruldu. İbni Sirin dedi ki o ellerini bağlayan bunu ellerin bağlanmasını kadından dolayı yapmıştır. Bu şekilde bir açıklama yapmış. Abdullah bin Yezid dedi ki İbni Musayyib'in namazda ellerini bağladığını görmüş değilim. O ellerini açık tutardı. Ve bir sürü bu şekilde rivayet var. Yine İbni Ebi Şeybe'nin, bakın bu eseri, İbni Ebi Şeybe'nin eseri bile internete girmiş. Şu da internete giren bölümü. Az önce söylediklerimin Arapçası. Bunlar da internette yazılanlar. Arapçası, az önce söylediklerimin tamamı internette de mevcut. Nerede? islamweb.net sitesinde. Evet, bakınız. Buhari'de deniliyordu. Ne demiştik Buhari'de ne vardı? Emrediliyordu. Abdullah bin Mesleme Malik'ten Ebu Hatim'den rivayet etti ki Sahl ibn-i Sa'd şöyle dedi. İnsanlara sağ ellerini sol dirseklerinin üzerine koymaları emrediliyordu. Ebu Hatim dedi. Onun Sahl ibn-i Sa'd'ın nispet verdiğinden başka bir şey bilmiyorum. Bu sözü diyor Sahl ibn-i Sa'd söylemiştir. Ben diyor bundan başka da bir şey bilmiyorum. Buhari El-Cami'us-Sahih ve Malik ibn Enes'in Muvattası. Şimdi bu hadisi biraz inceleyelim. Hadisin metninde ne var? Cemaate emrediliyordu. Değil mi? Bu cümle var. Emrediliyordu.
Bu tür hadislere ilmi hadiste merfu değil, hükmen ref hadis denir. Hükmen ref hadis. Bu hadis ise merfu hadisten bile aşağıdadır. İlmi hadisten, merfu hadisten bile bu hadis aşağıdadır. İki, hadiste emredenin kim olduğuna dair bir bilgi yok. Açık ve net olarak denilmiyor ki peygamber emrediyordu veya falanca emrediyordu. Açık ve net bir bilgi yok. Malik İbni Enes bu hadisi kendi kitabında aktarmasına rağmen, bu hadis Maliki mezhebinin imamı, bu hadisi kendi kitabında aktarmasına rağmen kendisi ve taifesinin ellere açık bir şekilde namaz kıldıkları bir gerçektir. Yani bu hadis Maliki mezhebinin imamının kitabında yazılan bir hadis. Buna rağmen Malikiler ne yapıyor? Yani Malikiler bu hadisi kabul etmiyorlar. Dikkat ettiniz mi? Bu hadisi sahih kabul etseler ne yaparlardı? Elvalı namaz kılarlardı. Maliki mezhebinin imamı bu hadisi kendi kitabında nakletmesine rağmen elacık namaz kılıyorlar. Buradan ne anlıyoruz? Bu hadisi Maliki mezhebinin imamı bile sahih olarak kabul etmiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yoruldunuz mu arkadaşlar? Yok. Arkadaşlar şu el bağlama hadislerine gelelim. Ehl-i sünnet kaynaklarında Peygamber Efendimiz'in yani bu el bağlama konusunda hadis var mı yok mu? Var. Ama biraz da bunları inceleyelim. Mesela Abdülkerim bin Ebul Muharrik el-Basri Resulullah'tan rivayet ediyor. Eğer utanmasan istediğini yap ve namazda bir elini diğer elinin üzerine koyma konusunda sağ elini sol elinin üzerine koy. Dikkat ettik mi? Nerededir bu hadis? Malik İbni Enes Muvatta. Muvatta'da. Malikiler ne yapıyor? El açık kılıyor. Bu hadisi de Malik İbni Enes sahih kabul etmemiş. Hadisi inceleyeceğiz elbet. Hadisin problemi nedir? Bu hadisin problemi. Diyor ya, namazda bir elini diğer elinin üzerine koyma konusunda sağ elini sol elinin üzerine koy. Abdülkerim bin Ebul Muharrik Basri. Yani bu hadisi anlatan kişi, bu sözü söyleyen kişi, bu nedir? Bunun kendisi zayıftır. Ve Resulullah'ı da görmemiştir. Dikkat edin. Hadise bir daha dikkat edin. Resulullah'tan rivayet ediyor. Anladık mı burayı? Evet. Resulullah'tan rivayet ediyor. Görmedi yani. Görmedi. Bir, bu sözü söyleyen zayıftır, yani güvenilmez bir insandır. İki, Resulullah'ı görmemiştir. Ravi zayıf, hadis de mursel. Ravi zayıf, hadis mursel. Ne dediğimi ehl-i sünnetin ilmi hadisini iyi bilen alimleri iyi bilir. Hadis mursel. Mursel hadis ne demektir? Mürsel hadis, ravilerde kopukluk olan hadistir. Mesela bu kişi peygamberimizi görmüş mü? Görmemiş. Bu kişinin bu sözü peygamber tarafından nakletmesi için bu sözü peygamberi gören birisinden söylemesi lazım. Mesela demesi lazım ki ben Ebu Zer'den duydum ki Ebu Zer diyordu ki peygamber böyle söyledi. Ebu Zer çünkü sahabedir. Veya ben Salman'dan duydum ki, veya ben Talha'dan duydum ki, veya ben Zübeyir'den duydum ki. Bu var mı bu cümle? Yok. Direkt olarak diyor ki, Resulullah'tan rivayet ediyor. Sen Resulullah'ı görmemişsin ki Resulullah'tan rivayet edesin. Onun için bu tür hadislere ne ismi verilir? Mürsel. Eyvallah. Mürsel hadis de nedir? Bu tür konularda geçerli değil.
Eğer bu hadis sahih olsa arkadaşlar, hadis nereden nakledilmişti? Maliki mezhebinin imamının kitabı Muvatta'da. Bu hadis sahih olsa Maliki fetvasında el bağlamaya dair fetva vermez miydi? Eğer bu hadis sahih olsa. Demek ki İmam Malik bu hadisi sahih olarak kabul etmemiş. Ehl-i sünnetin imamlarından, daha doğrusu müçtehitlerinden öyle arz edeyim, bu hadisi sahih görmemiştir. Geçelim başka bir hadise. Muhammed İbni Bekkar bin Er-Reyyan Huşeym İbni Beşir Haccac İbni Ebu Zeynep Ebu Osman En-Nehdi İbni Mesud namaz kılarken sol elini sağ eli üzerine koymuştu. Resulullah onu gördü ve sağ elini sol elinin üzerine koymasını emretti. Dikkat ettik mi? Bu isimler diyor ki peygamber baktı İbni Mesud sol elini sağ elinin üstüne koymuş. Peygamber geldi onun sağ elini sol elinin üstüne koydu. Bu kişiler öyle anlatıyor. Çünkü Şeymi İbni Beşir yukarıdaki hadiste de vardı unutmayın. Az önce söylediğim hadiste. Haccac İbni Ebu Zeynep. Haccac İbni Ebu Zeynep de yukarıdaki hadiste vardı. Bakın arkadaşlar. Huşeym İbni Beşir, Haccac İbni Ebu Zeynep. Görüyor musunuz? Huşeym İbni Beşir, Haccac İbni Ebu Zeynep. Gördünüz? Şuraya da bakın. Huşeym İbni Beşir, Haccac İbni Ebu Zeynep. Aynısı aşağıdaki hadiste de var. İki ismin ikisi de aşağı hadiste var. Neymiş? Namazda sol elimi sağ elimin üstüne koyduğumda Resulullah beni gördü ve sağ elimi sol elimin üzerine koydu. Yine Sünen-i Nesai hadis numarası 896. Bir sonraki hadis. Huşeym İbni Beşir, Haccac İbni Ebu Zeynep. Yine aynı iki isim var burada. Üçüncü hadiste. Neymiş? Abdullah İbni Mesud dedi. Resulullah yanımdan geçti. Ben sol elimi sağ elimin üzerine koymuştum. O benim sağ elimden tutup sol elimin üzerine koydum. İbn-i Macer. Hadis numarası 860. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu hadisi Ebu Osman En-Nehdi Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediyor. Üç hadis kitabında hadisin metnindeki ihtilaflar göz önündedir. Üç hadis kitabında hadisin metnindeki ihtilaflar göz önündedir. İlave olarak bir Haccac İbni Ebu Zeynep bu hadislerde olan ravi. Bu ravi hakkında ihtilaflar var. Bazıları onu sika yani güvenilir. Nesai, Ahmet bin Hanbel ve başkaları ise onu zayıf saymışlardır. Yani bu hadisi yazan Nesai bu adamı zayıf kabul ediyor. Onun hadisini yazıyor ama diyor bu zayıftır. Ahmet bin Hanbel diyor bu zayıftır. Zayıftır derken fiziksel zayıflık değil. Güvenilirlik. Güvenilirlik konusunda zayıftır. Darukutni onu bir yerde güvenilir, diğer bir yerde ise zayıf saymıştır. İbn Hacer Tahzib-ut-Tahzib cilt 2 sayfa 177'de bu görüşler var. Bu alimlerin sözleri var. El-Akili İbn Mesud'dan olan bu hadis hakkında ona tabi olunmaz demiştir. El-Akili Ed-Duafa cilt 1 sayfa 283. Hadisin metninde bulunan ikinci ravi kimdi? Huşeym İbni Beşir. Huşeym İbni Beşir'e de baktığımızda bu ravi hakkında ihtilaf vardır. Ancak birçok kimse onun mudellis olduğunda ittifak etmişlerdir. Mudellis nedir? Uyduran. Mudellis yani uyduran. Diyor birçok insan bunun uydurulan birisi, yalancı birisi olduğunda ittifak etmiştir.
İbn-i Mace'nin Sünen'inde bu hadisi Huşeym İbn-i Beşir'den Ebu İshak rivayet etmiştir. Ebu İshak 178. Hicri 178'de dünyaya gelmiştir. Dikkat edin. Ebu İshak Hicri 178'de dünyaya gelmiştir. Huşeym bin Beşir ise Hicri 183'te dünyadan göçmüştür. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bakınız bir daha söylüyorum. İbn-i Mace'nin Sünen'inde bu hadis Huşeym İbn-i Beşir'den Ebu İshak rivayet etmiştir. Ebu İshak Hicri 178'de dünyaya gelmiştir. Huşeym bin Beşir ise Hicri 183'te dünyadan göçmüştür. Bak, hadisi nakleden ravi Hicri 183'te ölmüş. Ve hadisi naklettiği insan Ebu İshak ise Hicri 178'de dünyaya gelmiş. Dünyaya gelmiş. Dikkat ettiniz mi? Yani Ebu İshak 5 yaşındayken Huşeym İbni Beşir bu hadisi 5 yaşındaki bir çocuktan nakletmiş oluyor. Hesaba göre. Dikkat ettiniz mi buraya? 5 yaşındaki bir çocuktan rivayet ediyor ki diyor efendim peygamber diyor işte falancanın elini böyle yaptı namazda. Yani Ebu İshak maksimum 5 yaşında Huşeym bin Beşir'i görmüştür. Evet. Bir başka rivayet. Nasr İbni Ali el bağlama rivayetlerini şu anda inceliyoruz. Bakın bunlar el bağlamaya dair peygamberimizin adına söylenen rivayetler. Nasr İbni Ali Ebu Ahmet el Ala Ala bin Salih Zur'ab bin Abdurrahman İbni Zubeyr'den şöyle duyduğunu rivayet eder. Ayakları bir sırada koymak ve eli el üzerine koymak namazın sünnetindendir. Sünen Ebi Davud hadis 154. Bu hadiste Şia'ya göre 3 bakın Şia'ya göre 3 Ehli Sünnet'e göre 2 problemi olan hadistir. Hem Ehli Sünnet açısından inceliyoruz hadisi hem Şia açısından. Hem hadis söylüyor hem evet. Problem. Nedir bakın hadis şu. Ala bin Salih Zur'ab bin Abdurrahman İbni Zübeyir'den naklediyor ki neyi naklediyor? Ayakları bir sırada koymak ve eli el üzerine koymak namazın sünnetlerindendir. Tamam. Hadisin problemleri nedir? Birinci problem. Zur'ab bin Abdurrahman yani bu hadisi anlatan adam, rivayet eden şahıs. Zur'ab bin Abdurrahman meçhuldür. Kim olduğu bilinmiyor. Başka hadisi de bilinmiyor. Yani bu adamın adına sadece bir tane hadis yazmışlar. O da bu hadis. Başka bir hadisi yok. Başka hadis de bilinmiyor. Hadis öğrenimi ve hadis hakkında bilgisi yoktur. Bunu kim söylemiş? Yani Zur'ab bin Abdurrahman'ın meçhul olduğunu, hadis bilgini olmadığını kim söylemiştir? Ehl-i Sünnet'in meşhur alimi İbn Hacer Tahzibut Tahzib'in 3. cildinin 281. sayfasında. İbn Hacer ki ilmi rical alimlerindendir. Hadisteki ikinci sıkıntı. Ala bin Salih rivayet hadisin rivayet metninde bulunan ikinci ravi. Ala bin Salih bazıları onun güvenilir, bazıları ise zayıf olduğunu. Buhari ise onun hadislerine tabi olmamak gerektiğini söylemiştir. Yani Buhari gibi Ehl-i Sünnet'in birinci derecedeki külliyatını yazan Buhari diyor ki Ala bin Salih'in hadislerine tabi olmamak gerekir. Kim söylüyor bunu? İbn Hacer Tahzibut Tahzib cilt 8 sayfa 164'te. Üçüncü sıkıntı. Dedik ya hadisin Ehl-i Sünnet'e göre, Şia'ya göre 3, Ehl-i Sünnet'e göre 2 tane problemi var. Ehl-i Sünnet'e göre 2 problemi 1. ve 2. maddeydi. Şia'ya göre de bu 1 ve 2 problemdir.
Şimdi Şia'ya göre üçüncü probleme geçiyoruz. Abdullah bin Zübeyr. Bakın. Abdullah bin Zübeyr. Hadisin metninde bulunan bir diğer isim. Ehl-i Beyt'in düşmanlarındandı. Nasibiydi. Cemel Savaşı'nda teyzesi ile birlikte Hazreti Ali'ye karşı savaş açmıştır. Abdullah bin Zübeyr. Sonuç bu hadiste zayıftır ve bu konuda delil ve geçerli olamaz. Hadisleri tek tek inceleye inceleye gidiyoruz arkadaşlar. Son el bağlama hakkındaki son rivayetler. Zaten var olanlar da bunlar bakın. Var olanlar bunlar. Dikkat ederseniz ehli sünnet bu sayfa bitsin öyle söyleyeyim. Haysem İbni Hümeyt, Seur Süleyman İbni Musa, Tavus bin Keysan'ın şöyle dediğini haber verdi. Resulullah namaz kılarken sağ elini sol elini üzerine kıyarak koyarak göğsüne sıkardı. Göğsüne sıkardı. Sünen Ebu Davud 759. numaradaki hadis. Bu hadiste 3 tane problem var. Problemleri tek tek söylüyorum. Haysem İbni Hümeyt. Bakın şu anda ben size neyi anlatıyorum? İlmi ricalda hadisleri rivayet eden insanların güvenilir olup olmadığını. İlmi rical yani hadisleri rivayet eden insanların kim olduğunu tanıtan ilimdir. Bu adama güvenilir mi güvenilmez mi? Naklettiği rivayete güvenilir mi güvenilmez mi? İlmi rical böyle bir ilimdir. Ehli sünnetin rical alimleri bakın el bağlama konusunu nakleden raviler hakkında neler yazmışlar. Son sayfayı söylüyorum. En son sayfa şu az önce söylediğim hadiste Resulullah namaz kılarken sağ elini sol elini üzerine koyarak göğsüne sıkardı. Bu hadisi nakledenlerden biri kimdir? Haysem bin Hümeyt. Haysem bin Hümeyt nedir? Seur bin Yezid gibi kaderi olmuştur. Bazıları onu sika, bazıları zayıf görmüştür. Kim bunu diyor? İbn Hacer, Tahzib-i Tahzib, cilt 11 sayfa 81. Hadiste bulunan ikinci isim Seur bin Yezid. Bu ravi hakkında muhtelif sözler söylenmiştir. Onun sika olduğunda zayıf sika olduğunu da zayıf olduğunu da söyleyen vardır. Onun hakkında meşhur görüş kaderi olduğudur. Yani akidesinde problem vardır. Üstüne üstlük babası Muaviye ile birlikte Hazreti İmam Ali'ye karşı savaşırken öldürülmüştür. Hazreti İmam Ali hakkında babamı öldüren insanı sevmiyorum demiştir. İbn Hacer Tahzib-i Tahzib cilt 2 sayfa 30'da bunlar söylenmiştir. Hadisin üçüncü problemi. Hadis Mursel'dir. Az önce Mursel hadisinin ne olduğunu söyledim. Tavus bin Keysan, yani bu hadisi anlatan Tavus bin Keysan, tabiinden olduğundan dolayı peygamberi görmemiştir. Hadiste ne söyleniyor? Hadiste şu söyle, Tavus bin Keysan, hadisin en son ravisi. Tavus bin Keysan şöyle dediği haber verilmiştir. Resulullah namaz kılarken sağ elini sol elini üzerine koyarak göğsüne sıkardı. Ve bu adam da peygamberi görmemiş. Tabiindendir, sahabeden değildir. Sonuç. Bu hadisi de iki ihtilaflı ravi Tavus bin Keysan'dan rivayet etmiştir. Ve Tavus bin, yani iki tane şüpheli adam, iki şüpheli adam bu hadisi Tavus bin Keysan'dan rivayet ediyor. Tavus bin Keysan ise peygamberi görmeyen birisi. Arkadaşlar el bağlama hadislerinin hepsini söyledik. Ehli sünnette el bağlama hakkında o altı sahih kitap diyoruz ya, onlarda var olan hadisler bunlar. Ve bunların da görüyoruz ki ya güvenilir değiller ilmi hadis noktasında veyahut da peygamber hiç görmemişler. Şimdi sözün sonuna geliyoruz. Şafii, Hanefi, Hanbeli içtihadına göre hüküm nedir? Kol bağlamak sünnettir. Kol bağlamak sünnettir.
Çok güzel. Malikilere göre hüküm nedir? Güzel. Arkadaşlar, sünneti terk etmek ibadeti bozar mı? Bozmaz. Ehl-i Beyt'e göre hüküm nedir? Vacip. Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt elini bağlasa, Ehl-i Beyt mektebine mensup olanlar, elini bağlasa namazları bozulur mu? Bozulur. Çünkü vacibi terk etmiş oluyor. Maliki elini bağlasa, Maliki elini bağlasa namazı bozulur mu? Bozulmaz. Bozulmaz. Sünneti terk etmiş oluyor. Hanefi, Şafii, Hanbeli elini açsa namazı bozulur mu? Bozulmaz. Burada ihtiyata uygun olan yol hangi yoldur? İhtiyata uygun olan. Kardeşim sen öyle yapsan bozulmuyor. Maliki fetvanın tersini yapsa namazı bozulmuyor. Şafii, Hanefi, Hanbeli fetvasının tersini yapsa namazı bozulmuyor. Ama Ehl-i Beyt mektebinde olan fetva görüşün, Ehl-i Beyt ekolünün tersini yaptığı zaman namazı ne oluyor? Bozuluyor. Kardeşim bir ihtimal ver ya. Hazreti Ali bunlar kadar haşa bilmiyor muydu? İmam Bakır bunlar kadar bilmiyor muydu? İmam Rıza bunlar kadar bilmiyor muydu? Bir ihtimal ver ya. Ya peygamberin evlatlarının, Ehl-i Beyt'inin dediği doğruysa ki bize göre öyledir. Güneş ışığında nasıl biz şüphe etmiyor isek, Ehl-i Beyt'in sözünde de şüphe etmiyoruz. Ama sen en azından bir ihtimal ver. De ki bu konuda en ihtiyatlı yol, en tedbirli yol Ehl-i Beyt'in söylediği yoldur. Çünkü Ehl-i Beyt'in söylediğinin aksini yaparsan namazın batıl olur. Ama Şafii'nin, Maliki'nin, Hanefi'nin, Hanbeli'nin dediğinin aksini yaparsamsa namazın batıl olmaz. Evet. Geliyoruz son sözümüze. Arkadaşlar, dünyada hangi dine giderseniz gidin, hangi mezhebe, hangi ideolojiye, hangi sisteme giderseniz gidin, bütün ideolojiler ibadetini ellerini bağlayarak yapmışlar. Bütün ideolojiler. Biz ezbere konuşmuyoruz. Biz belgeyle konuşuyoruz. Ehl-i Sünnet ve Şia kitaplarında kabul edilen bir hadis var. Bunu Ehl-i Sünnet ilahiyatçıları televizyonlarda hep söylerler. Efendim, men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum, bir kavim kendisini hangi millete benzetirse onlardandır. Bir insan kendisini hangi topluluğa benzetirse onlardandır. Dikkat edin bu hadis. Şimdi ben sizlere birkaç tane belge, fotoğraf göstereceğim. Söylediğim gibi içerisinde 4000 tane belge var. 4000 tane belge. Günü geldiği zaman bunu sizlere vereceğim. İyice bakın. Yahudiler böyle ibadet ediyor. Elleri bağlı. İmam Muhammed Bakır ne buyuruyordu? Mecusilere benzemeyin. Namazda elinizi bağlayarak mecusilere benzemeyin. Bu Yahudilerin ibadeti. Görüyorsunuz değil mi? İslam'dan önce putperestlerin yaptıkları putlar. Görüyor musunuz? İslam'dan önce putperestlerin yaptıkları putlar. Yani bu el bağlama kültürü, ekolü, düşüncesi putperestlerde bile vardı. Burada yanlış anlaşılmasın ki Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz putperest midir? Hayır. Ama diyoruz ki namazda doğru olan budur kardeşim. El bağlama doğru değil. Görün arkadaşlar, İslam'dan önce yapılan putlar. Bir tanesinin eli açık var mı bunlar? Hepsi eli bağlı. Bak. Peygamberimiz ne buyuruyor? Bir insan kendisini hangi millete benzetirse. Yezidilere dikkat edin. Yezidiler nasıl ibadet ediyor? Görüyor musunuz? Yezidiler. İyice dikkat edin. Yukarıda ibadet edenler var. Aşağıda İslam'dan önce yapılan putlar var. İyice dikkat edin. Hocam biraz daha tutarsak kamera da bakın.
Yukarıda ibadet edenler var. Aşağıda İslam'dan önce yapılan putların heykelleri var. Aradaki benzerliklere dikkat ediyorsunuz da. İyice bakın. Biz ehli sünnete her zaman diyoruz ki belgeyle konuşun. Bugün İstanbul'da bir konferans yapıldı değil mi? Bunu malum bir cemaat yaptı. Mutaf fitnesi diye bir konferans. Mutaf fitnesi. Ya kardeşim, kabul et ki muta peygamberimiz tarafından yasaklanmış. Öyle kabul et. Peygamberimizin zamanında mutanın olduğunu da söyleyen sensin. Diyorsun ki peygamber zamanında vardı. Sonradan peygamber bunu yasakladı. Ehl-i sünnet böyle diyor. Ehl-i sünnet böyle diyor. Diyoruz peygamber zamanında var olan muta fitneye sebep oluyor muydu? Sen bugün mutayı malzeme etmişsin. Kalkıp efendim milyonlarca insanın inancına hakaret, saldırmak için böyle bir konferans yapıyorsun. Yapacağını o konferansa bir tane de Ehl-i Beyt alimi çağırsana. Bir de onun ağzından dinle. O sana neler söyleyecek? O hangi belgelere, hangi kanıtlara, hangi delillere söyleyecek? Aynı nikah Ebu Hanife'de de var. Ama adı Ebu Hanife adını muta nikaha koymamış. Muta nikaha koymamış. Açsınlar okusunlar Ebu Hanife'nin nikah fetvalarını. Diyor ki bir insan bir kadını aldatmak niyetiyle onunla nikah kıydırsa. Niyeti aldatmak. Nikah kıydırsa. Nikah kıydırıp o kadınla beraber olsa, bir saat sonra kadını bıraksa, onların o bir saatlik zamanda ilişkisi haram ilişki değildir. Diyorsun ki ya mutayla bunun ne farkı var? Mutada en azından sahtekarlık yok. Ki zamanı geldiği zaman muta nikahını belgeleriyle konuşacağız. Muta nikahını da yasaklayan ikinci halifedir. Peygamberimiz yasaklamamıştır. Ehl-i sünnetin Müslüminde hadis var. Sahih-i Müslüm'de var olan hadis şu. Mut'etani kâneta alâ ehde Resulillah. Resulullah zamanında var olan mutayı ben yasaklıyorum. Bunu Müslüm yazıyor. Mutayı Resulullah yasaklamamış. Ömer yasaklamıştır. Konumuz o değil. Evet arkadaşlar. Evet. Sabataistler. Ellerine iyi dikkat edin. Sabataistler elleri bağlı. Sağda Vahhabi, solda putlar. Sağda Vahhabi, solda putlar. Yahudiler, Samiriler, bunların hepsi gayrimüslimdir. Samiriler, Samirilerin yaptığı putlar. Hepsi eli bağlıdır. Yani İslam'dan önce bütün ibadet edenler, ibadetlerini Allah'ın huzurunda aynen İranlılar gibi. Nasıl İranlılar büyük bir kabile liderinin şahın önüne geldiklerinde saygı olsun diye böyle yapıyorlarmış. Böyle rivayette de okuduk Cevahirül Kelam'dan. İslam'dan önce de bütün efendim putperestler, o kavimler ellerini bağlıyorlarmış. Sümerlileri gösterdik. Bakın arkadaşlar. Sümerlileri görmedim. Gösterdim sen. Samiri ismi olarak. Ha, o zaman Sümerlilerdi onlar. O put, İslam'dan önce yapılan put. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Lütfen Ehl-i Sünnet ilahiyatları konuşurken belgeyle konuşsun. Ezbere değil. İslam'dan önce putlar. Bunların hepsi putlardır. İsmi olsa söyleyeceğim zaten. Bunların hepsi putlar. Bunlar müzelerde var bu yumruk putlar. Putlarda onların inançlarını temsil ediyor değil mi hocam? Yani İslam'dan önceki kavimler evet. Bu kültürdeydiler. İbadete evet. Çıkarken ellerini bağlıyorlar. Putlar onların inançlarını temsil evet. Ediyor. Yani o şekilde yaptıklarını temsil ediyor.
Samiranlar. Samiranlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kısaca özetliyorum. Peygamber Efendimizin namaz kılma şekli Şia Ehlibeyt kaynaklarında tek tip rivayetler var. Peygamberimiz el açık namaz kılıyordu. Bitti. Kapalı hiç yok. Asla. Ehl-i Sünnet kaynaklarında iki çeşit rivayet var. Peygamber Efendimizin sahabelerinden, Peygamber Efendimiz'i görenlerden, işte Hasan-ı Basri mesela en açık örnektir, Ehl-i Sünnet'te tanındığı için. Meşhurdur Hasan-ı Basri. Söyledik. Ehl-i Sünnet kaynaklarında eli açığa dair hadisler var. Eli bağlıya dair hadisler var. Eli bağlı rivayetlerini Maliki mezhebinin müçtehidi Malik İbni Enes kendi kitabından nakletmesine rağmen namazda ellerin açık olunmasına dair fetva vermiş. Yani eli bağlı rivayetleri Maliki mezhebinin imamı bile kabul etmemiş. Kabul etmemiştir. Dolayısıyla eli açık ve eli bağlı rivayetlerini karşı karşıya getirdiğimiz zaman sonuç olarak ortaya çıkan üç tane fetva var. Bir, ellerin bağlanması sünnettir. Dedik ki sünneti terk etmek ibadete zarar vermez. Size bir örneğini vereyim. Camiye girerken sağ ayağını atıp da camiye girmen nedir? Sünnettir. Sen sol ayağını atıp girsen haram iş yapmış olur musun? Yok. Allah niye sol ayağını attın camiye girdin diye seni yargılar mı? Yok. Yargılamaz. Ama sünnete göre hareket edersen sevabın fazla olur. Sevabın fazla olur. Dolayısıyla sünneti terk etmek ibadeti bozmaz. Maliki mezhebi diyor ki el açık namaz kılmak sünnet. Onun fetvasına göre onun tersini yapsan yani elini bağlasan Maliki mezhebinden olan bir adam elini bağlasa ibadeti bozulur mu? Yok. O da sünneti terk etmiş olur. Ehl-i Beyt'e göre bir adam tersini yapsa Ehl-i Beyt ne diyor? Eller açılacak. Farzdır, vaciptir. Onun tersini yaptığın zaman namaz bozuluyor. Şimdi Malikilere zaten bu konuda bir şey demiyoruz. Onlar el açık namaz kılıyor. Şafii, Hanefi ve Hanbeliye. Diyoruz ki kardeşim, ihtiyat yolu eli açmak değil midir? İhtiyatlı yol. Tedbirli yol. Eli açmak değil midir? Çünkü nedir? Senin içtihadına göre elini açman namazını bozmaz. Ama Ehl-i Beyt'e göre eli bağlamak namazı bozar. Burada senin ihtiyat etmen gerekmez mi? Akıl hangisini insana emrediyor? Yani illa efendim Emevi döneminde verilen fetvalara, taassub ile verilen fetvalara, Abbasi döneminde sonrasında verilen taassub ile uygulamalara, fetvalara bağlı mı kalınması icap ediyor? Burada onların söylediği mi önemli, insanın doğruları neye göre nasıl yaptığı mı önemli? Önemli olan insanın doğruları yapması. Kim bu konuda ne fetva vermişse o fetva onun kendisini bağlar, kıyamette de karşısına çıkacaktır. Peygamber Efendimiz 23 sene Müslümanların içerisinde namaz kılmasına rağmen görüyoruz ki sinsi bir fetva eli bu konunun da içerisine girmiş. Bu konuda da Müslümanların farklı farklı uygulamalara düşmelerine sebep olmuştur. Ama asıl olan nedir? Asıl olan ehlul beyt edra bima fil beyt. Evin içinde olan, evin içinde olanı dışarıdakinden daha iyi bilir. Ve Peygamber Efendimiz ki buyurur, ben ilmin şehri Ali kapısıdır. Şehre girmek isteyen kapıya gelsin. E'lemukum Ali, en bilgininiz Ali'dir. En fazla hükümde üstün olanınız Ali'dir.
Ali'den daha hayırlısını görmedim. Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. Hikmet öğrenmek isteyen kapıya gelsin. Çünkü hikmet benim, kapısı Ali'dir. Peygamber Efendimiz ki Hazreti Ali'yi kendisine, yani hikmete ve ilme, sünnete, hakikate adres göstermiştir. O Hazreti Ali de buyuruyor ki, Peygamber namazda el açık kılıyordu namazı.